Merhaba arkadaşlar Redox tepkimelerinin 9. videosundayız ve Redox tepkimeleriyle ilgili uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. Buradaki örneklerimiz test sorusu örnekleri. Dolayısıyla uygulamalar yapmayı öğreneceksiniz Redox tepkimeleriyle ilgili. İlk örneğimizde başlayalım. Şimdi bir tepkime verilmiş bize. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu belirleyeceğiz. Şimdi tepkimeyi şöyle alalım. Önce ne yapmamız lazım? Buradaki atomların yükseltgen ve basamaklarını belirleyeceğiz. Hidrojen peroksit var mı? Önce bunu kontrol edeceğim. O zaman eksi 1 de oksijen yok. Demek ki hidrojen artı 1, oksijeni eksi 2 kullanabilirim. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Ne olacaktır? HNO3'de arkadaşlar. Bu artı 1. 3 tane oksijen eksi 6 etti. Toplamlarının 0 olması gerektiği için azotun yükseltgen ve basamağı artı 5. Hidrojen artı 1, Artı etti 0 olması için kükürtün yükseltgenme basamağı eksi 2. Oksijen eksi 2, birebir birleşmişler. Azot artı 2. Kükürt element halinde yükseltgenme basamağı sıfır. Suda hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Ne oldu bakınız? Azot artı 5'ten artı 2'ye indirgendi. Demek ki HNO3 indirgeniyor. Hatta şöyle de yapabiliriz. Azot artı 5'ten 3 elektron alarak azot artı 2'ye indirgenmiş. Diğer tarafta kükürt eksi 2'den 0'a gelmiş. Yani yükseltgenmiş. Hatta onun da yazalım. Kükürt eksi 2 2 İki elektron vererek sıfıra yükseltgeniyor. Şimdi elektron alışverişi olmuş mu? Evet olmuş. Azot ve kükürt atomları arasında. O zaman bu bir redoks tepkimesidir. Elektron alışverişi kükürt ve azot atomları arasında olmuştur. D de doğru. Sonra devam edelim. 1 mol H2S 2 mol elektron mu veriyor? Evet bakınız bulduk zaten. 1 molünde eksi 2 idi, 1 molünde 0 1 molü 2 mol elektron veriyor, eksi 2'den sıfıra. Sonra HNO3 indirgen maddedir diyor. Şimdi HNO3 indirgeniyor. Dolayısıyla kükürtü yükseltgemiş olduğu için HNO3 bizim yükseltgen maddemizdir. Hatta As2S2 indirgen maddemizdir. Dolayısıyla bu seçeneğimiz yanlış oldu. Yanlışı bulduk. Kükürt Atomu yükseltgenme ürünü müdür? Evet, eksi 2'den 0'a gelmiş, yükseltgenme ürünü olarak karşımıza çıkmış. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Sorunuzun yanıtı C olur. İkinci sorumuz. Yine bir tepkimemiz var. Bu redoks tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu bulacağız. Öncelikle zaten bu tepkimenin bir redoks tepkimesi olduğu bize söylenmiş. Ve redoks tepkimelerinde arkadaşlar daha sonra da yapacağız ama şunu unutmayınız alınan verilen elektron sayıları eşit olmak zorundadır. Kuralı budur redoks tepkimelerinin. Şimdi kim yükseltgenmiş kim indirgenmiş bunları bulmak için yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Bakır element halinde yükseltgenme basamağı 0. Hidrojen peroksit olmadığına göre oksijen eksi 2 kullanacağım. Hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. H2SO4'te ne oldu? Burası eksi 8, burası artı 2. Toplamlarının sıfır olması için kükürtün yükseltgenme basamağı artı 6'dır. Ee, bu bileşikte sülfat kökü eksi 2 yüklü olacağı için bakırın yükseltgenme basamağını oradan bulacağım. Artı 2. Ee, bakır artı 2 ise oksijen eksi 2 idi eksi 8 ise toplamlarının 0 olması için kükürtün yükseltgenme basamağı artı 6'dır. Bazen artı 6 yazıyorum bazen art, 6 artı yazıyorum ama siz oradan anlarsınız. Oksijen eksi 2. Buna bak değişik yazdım. Neyse kafam karışıyor. Oksijen eksi 2. Eksi 4 0 olması için kükürt artı 4. Su da hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. Şimdi bakıyoruz ne olmuş? Bakır sıfırdan artı 2'ye ne yapmış bu yükselt yükselmiş değerli değerliği demek ki bakır yükselt Kükürte baktığımızda artı altıdan hops bulamadım artı dörde H2SO4'ün yapısındaki kükürt indirgeniyor. Karbon yükselt gelmiştir. Özür dilerim, Bakır yükselt gelmiştir. Evet doğrudur. Bakır 2 sülfattaki kükürtün yükseltgenme basamağının artı 6 olduğunu bulduk. C doğrudur. Şimdi gelelim. Kükürt artı 6'dan artı 4'e indirgendiğine göre SO2 indirgenme ürünüdür. H2SO4 kendisi indirgeniyor olduğuna göre ve bakırı yükseltgediğine göre H2SO4'ün yükseltgen madde olması gerekir. Dolayısıyla sorumuzun D seçeneği yanlış olur. Yükseltgen madde olması gerekiyordu. Üçüncü örneğimiz. Yine bir tepkimemiz var. Bu tepkimede neler olduğuna bakacağız. Şimdi redoks tepkimesidir diyor. Redoks tepkimesi olup olmadığını anlamak için değerlikleri bulacağız ama şuna bile gerek yok. Bakın burada klor elementi var. Sonra bileşeye girmiş. Demek ki bir yük kazanmış. O zaman kesin bir redoks tepkimesidir. Ama biz yine de yükleri bulalım. Hidrojen peroksit olmadığına göre oksijeni eksi 2 hidrojeni artı 1 kullanacağım. Sodyum artı 1 1A grubunda oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Element halindeki klorun 0. Sodyum sabit artı 1 oksijen eksi 2. Şimdi bu bileşikte Oksijen eksi 2, sodyum artı 1 olduğuna göre toplamlarının sıfır olması için klorun yükseltgenme basamağı artı 1'dir. Sodyum klorürde sodyum artı 1, klor metallerle eksi 1 alıyordu. Artı 1 ve eksi 2. Şimdi baktım. Sodyumun yükseltgenme basamağı değişmemiş. Olay klorda gerçekleşmiş. Klor sıfırdan hem artı 1'e yükseltgenmiş hem eksi 1'e indirgenmiş. Demek ki elektron alışverişi klor atomları arasında olmuş. Yani hidrojen ve klor arasında değil. Sadece klor atomları hem yükseltgeniyor hem de indirgeniyor. Aynı tür atomlar arasında elektron alışverişi olmuş. İki yanlıştır. Üçe baktığımızda şimdi bu klor hem yükseltgeniyor hem indirgeniyor. O zaman klor hem indirgenip hem yükseltgendiği için hem indirgen hem Yükseltgen madde olur. Çünkü Hem yükseltgeniyor Hem de indirgeniyor Olduğu için Dolayısıyla üçüncü de doğru olur. Sorumuzun yanıtı da 1 ve 3 D seçeneği olur. Evet bu videoda son örneğimiz arkadaşlar. Bir tepkimemiz var. Diyor ki denkleştirilmiş redoks tepkimesinde Yer alan X maddesi ile ilgili. Demek ki bizim önce Bir X maddesinin ne olduğunu bulmamız gerekecek. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Kütle korunur. Bunun dışında toplam yük de korunur. Bunu unutmayınız. Önce ne yapacağız? Atom türü ve sayısı korunurdan yola çıkarak X'in yapısındaki atomların sayısını ve türünü bulacağız. Girenlere bakalım. 6 hidrojen var. 5 de buradan 21 tane hidrojen atomu giriyor. Onun dışında 5 tane arsenik atomu girmiş. 15 tane de oksijen atomu girmiş. Ürünlere baktığımda 15, 6 da buradan 21 hidrojen atomu çıkmış. Demek ki X'in yapısında hidrojen yok. Başka ne var? 2 tane mangan atomu var. Arsenik yine 5 tane dolayısıyla bunları attım. Oksijenleri sayacak olursak 20, 3 de burada 23. Şimdi demek ki girenlerde 2 tane mangan olmalı. 23'ten 15'i çıkardığında 8 tane oksijen olmalı. Ama başındaki katsayı 2 olduğuna göre X'in yapısında N ve O4 olmak üzere bu atomlar bulunmalı. Şimdi işimiz bununla bitmiyor arkadaşlar. Çünkü kimyasal tepkimelerde toplam yük de korunur. Nasıl bulacağız onu? Bakın hidrojen artı 1. Ama başında 6 var. Demek ki burada artı 6'lık bir yük var. Bu bir bileşik. Yükü 0. 5 çarpı 0 dersiniz. 0 olur. X'i henüz bilmiyorum. Ürünlere geldiğimizde bu bir bileşik. 0. 5 ile çarptığımda artı 2 yük var. 2 kat sayısı olduğu için artı 4 buradan geliyor. Bu bir bileşik 0. 0 da buradan geliyor. Şimdi yani ürünlerde toplam yük artı 4. Bu durumda Girenlerde de toplam yükün artı 4 olması gerekir. Yani yükün korunması lazım. Bu da bize neyi getirir? Şuradan bir eksi 2 gelmeli. Başında 2 olduğuna göre demek ki MnO4'ün eksi 1 yüklü bir iyon olması gerekir. Permanganat iyonu olması gerekir. Formülü bu değildir. Formülü MnO4 eksidir. Bir yanlış. Yapısındaki manganın yükseltgenme basamağını bulacağız. Oksijen eksi 2, 4 ile çarptım eksi 8. Toplamların eksi 1 olması için manganın artı 7 olması lazım. Evet, bu doğrudur. Yükseltgen madde mi? Şimdi yükseltgen madde olması için kendisinin indirgeniyor olması lazım. Bakın mangan artı 7'den hop neye gelmiş? Artı 2'ye dönüşmüş. Demek ki mangan indirgeniyor. Evet, Kendisi indirgenen madde yükseltgen özellik gösterir. Dolayısıyla sorunun yanıtı da 2 ve 3 olur. Evet yükseltgen, indirgen, yükseltgen ve indirgen ve bunlarla işimiz bitti bu videoyla arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda artık redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine başlayacağız. Görüşmek üzere.